Sevgili dostlarım, hepinize öncelikle kanalımıza hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Ee, şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla ee, Başkan 35 kanalına özel ee, bu uzun vade bir e, tahmin olacak. O yüzden e, bu tahmini kısa vadede e, göze almamanızı e, öncelikle sizden istirham edeceğim. Arkadaşlar şimdi ons altın ve dolar üzerinden gram altında korkutan de altında korkutan senaryo şeklinde bir başlık attım. Bu başlığı atmamdaki sebep altın ons ve doların hareketlerinden kaynaklı. Fakat bu kısa vadeli bir analiz olmayacak. Sadece beyin jimnastiği açısından bizler için yön göstermesi açısından bir analiz şeklinde değerlendirin bunu. Şimdi arkadaşlar analizimize başlayalım. Evet altın onsta da Görüyorsunuz şurada bir toba oluşumu mevcut. Bu tobanın alt kısmı e, şurası sol omuz, burası baş burası da sağ omuz şeklinde. Şimdi arkadaşlar buradan bir geri dönüş yaşayabilirsek altın ons'ta e, altın ons'ta tekrardan 1720'li seviyelere doğru hareketler oluşabilir. Bu 1720'li seviyelerinde yukarı doğru kırılmasıyla altın ons yönünü daha da yukarılara çevirebilir arkadaşlar. Nereye kadar çevirebilir? 1740'lı seviyeler, 1760'lı seviyeler altın ons'ta görülebilir. Evet buranın alt seviyesi 1570 seviyesinden geçiyor. Şurada gördüğümüz hatta 1560'lı seviyelerden geçiyor arkadaşlar. Bu 1560 seviyesi aşağı yönlü kırılmazsa arkadaşlar buradan bir dönüş meydana gelirse burada bir e, toba oluşumu gerçekleşebilir. E, şu şekilde görüyorsunuz. Şuradan bir toba hareketi gerçekleştirebilir altın oz. Bunun hedefi de arkadaşlar 1800-1900 dolarlara kadar gidebilir. Evet burayı ölçecek olursak. Şuradan bir ölçü alalım hemen. 1560 buraya desek. 1560'dan yukarı yönlü bir hareket. Yukarıya yönlü. Aşağıda 1470 kabaca. Boyun çizgisi 1650. 1470 1650 arasında 1570 nereden baksanız 190 e, pips'e yakın bir rakam Evet 190 da bunun üstüne eklesek arkadaşlar 200 eklesek 1600 1850 dolarlara denk gelen e, bir formasyon oluşumu var 1850 dolarlara denk gelen Buradaki 1850 dolarlara denk gelen bir formasyon hedefi olur. Şuradaki e, toba oluşumu olursa eğer burada. Bunun hedefi 1850 ons. Onsun hedefi 1850 dolarlar seviyesine denk gelir. E, bu uzun vadede arkadaşlar e, doların 1600 seviyesi altına emesi. Evet. Bizde bu tahmini kuvvetlendirecektir arkadaşlar. O yüzden bu uzun vadeli bir e, tahmin olacağından e, kısa vade genel analizlerimizi yapacağız. Ama bu uzun vade tahminimiz e, bu oluşum gerçekleşirse neler olabilir şeklinde ben size bilgi vermek amaçlı bu videoyu yaptım. Gördüklerimi sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bu 1850 dolar onsla bir kenarımızda dursun arkadaşlar. Bir de dolarda bakalım. Hangi seviyelerimiz e, yukarıya yönlü gerçekleşebilir? Onlara da bir bakalım. Evet, Dolar TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar dünyadaki korona virüsüne bağlı e, dünya ekonomilerinin girmiş olduğu krizler ve ekonomik bunalımlar nedeniyle e, tabii ki ülkemizde de bazı ekonomik sorunlar e, yaşamaktayız. Bunun neticesinde arkadaşlar hem dünya bazında hem Türkiye'miz bazında e, dolar... TL karşısında güç kazanmasına devam ediyor. Şimdi dolar TL'yi de hesapladığımız zaman arkadaşlar bakın şurada bir çanak oluşumu var. Alt tarafı 6.38. 6.38'den bir oluşum. Yukarısı 6.60'lardan. Evet şöyle göstereyim ben size. Bakın şurada 6.38 bir çanak. Bunun üst tarafı 6.60'dan geçiyor. Şimdi 6.38-6.60 arasında 22 kuruş bir fark var arkadaşlar. Bu 22 kuruşu 6.60'ın üzerine eklediğimiz zaman 6.82 e, dolar kurunda hedef haline geldiğini görüyoruz. Çalışması halinde. E, bu günlükte uçanan çalışması halinde 6.82 bir dolar hedefi gözükmekte. Tabi bu 6.82'nin üzerinde arkadaşlar bu ekonomik bozulmaların devam etmesi halinde e, bu uzun vade dediğim gibi arkadaşlar 682 grafiğimizin tam orta seviyesine denk gelmekte. Onun üstünde de e, 720'li tahmin ettiğimiz beklentimiz olan 720 seviyesi de mevcut. Şurada yukarıda da bir 680 ve onun üzerinde 680'in aşılmasıyla birlikte bir 723 7.20-7.23 aralığında bir beklentimiz mevcut. Dolar 7.23 desek arkadaşlar ons altın da uzun vadede e, çanakların çalışması halinde arkadaşlar 1850 dolar desek e, artık gram altının gelebileceği seviyeleri e, siz tahmin edin. Bunun bir hesaplama şekli var zaten. E, bunu Google'a yazıp baktığınız zaman 10 altının gram altını nasıl e, gram TL şeklinde hesaplanması şeklini yazdığınız zaman bunu Google'dan bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Artık gram altın fiyatını da e, verdiğim bu fiyat üzerinden siz hesaplamaya çalışın. Gram altının ne olabileceğini buradan hesaplayıp bulmaya çalışın. 10.850. Tabii verdiğimiz senaryoların çalışması halinde bu fiyatlar geçerlidir arkadaşlar. Ve bu bu uzun vadeli e, bir tahmin. O yüzden kısa vadede gene videolarımız olacak arkadaşlar. Ee, bunu da grafik üzerinde görmüş olduğum bazı detaylardan dolayı size aktarmak istedim. Ee, bu fiyatları da göz ardı etmememiz lazım. Ee, uzun vadede bu fiyatlar da takip edilebilir. Ee, bunları da e, bir takip edelim, bir kenarımızda bulunsun. Ee, bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Onsta. Ee, dediğim gibi çanakların çalışması halinde orada bir toba oluşumuna dönüşmesi halinde 1850 dolarlara e, dolar tl kurunun da 7.23'lü koronavirüsünden kaynaklı ekonomik bozulmanın e, getireceği sıkıntılardan dolayı 7.23'lü seviyelere yönünü çevirmesi e, ikisinin birleşiminden de e, artık gram altının gelebileceği fiyatları e, sizlerin de kendi tarafından e, bulmanızı istediğimden dolayı e, bu videoyu çektim fakat e, bu video e, bize bir kalıp bir öngörü niteliğinde olsun çalışacak %100 çalışacak diye bir e, koşulu kesinlikle yoktur arkadaşlar e, gene günlük 2 günlük 3 günlük 4 günlük yani videolar ben size paylaşacağım e, gördüğüm seviyeleri çıkarttığım seviyeleri tekrar sizlere bildireceğim bu uzun vadede aklımızın bir kenarında durması gereken bir grafik şeklinde algılayın bunu e, bunu da Senaryolarımızın bir kenarına yazalım. Orada bulunsun gördüğümüz stratejimiz oluşsun şeklinde e, sizler için paylaştım. Videolarımı beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve kanalıma da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı ve kanalımı başka mecralarda paylaşmanızı sizlerden rica ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kalbimdesiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.